Beyaz Ördek. Bir gün küçük beyaz ördek ormanda bir fındık ağacının altında uyurken fındıklardan biri başına düşmüş. Korkuyla uyanmış. Telaşla, "Aman eyvahlar olsun, birisi bana ateş etti, hemen gidip krala haber vereyim," diyerek koşmaya başlamış. Ormandan çıkıp yol boyunca yürümüş. Giderken tavuğa rastlamış. Tavuk, "Nereye gidiyorsun böyle kardeş?" diye sormuş. "Krala gidiyorum. Ormanda uyurken birisi bana ateş etti de onu bildireceğim," demiş. Tavuk, "Aa bak ördek, ben senden daha hızlı koşarım. Krala haberi ben götüreyim," diyerek koşmaya başlamış. Biraz ileride o da bayan kediye rastlamış. Kedi, "Hayrola kardeş, neden böyle koşuyorsun?" deyince tavuk, "Krala gidiyorum. Kötü adamlar gelmiş. Herkese ateş ediyorlarmış," diye yanıtlamış. Kedi, "Aa öyle mi? Öyleyse krala ben haber vereyim. Senden daha hızlı koşabilirim," deyip koşmaya başlamış. Yolun kıyısında uzanmış uyuyan köpek hemen yerinden fırlamış. Kedi, "Dur," diye bağırmış. "Şimdi durmanın sırası mı? Krala haber götürüyorum. Yüzlerce düşman askeri ülkemize girmiş. Herkese ateş ediyorlarmış," demiş kedi. Köpek, "Ne dedin? Sen burada dur da ben gideyim. Senden daha hızlı koşabilirim," diyerek koşmaya başlamış. O da yolda Bay At'a rastlamış. At, "Neden bu kadar hızlı koşuyorsun?" diye sormuş. Köpek, "Krala gidiyorum. Bir ordu ülkemizi almış. Herkesi öldürüyorlar. Kralımıza haber vereceğim." O sırada Kral Aslan güzel bahçesinde öğle uykusuna yatmış, dinleniyormuş. Atın ayak seslerinden uyanmış. "Ne oluyor?" diye sormuş. At o kadar hızlı koşmuş ki soluk soluğaymış. Konuşamıyormuş. "Aslan git biraz su iç, sonra gel anlat," demiş. At su içtikten sonra gelmiş. Başını yere eğerek kralı selamlamış. "Bir ordu düşman askeri gelmiş, ülkemize saldırmış. Herkesi öldürüyorlar," demiş. Kral Aslan hemen emretmiş. "Çanları çalın, askerlerim toplansın." Çanlar çalınmış. Çan, çan, çan. Kralın askerleri olan ayılar, filler, kurtlar, tilkiler hepsi toplanmışlar. Kral Aslan, "Haydi ileri, koşar adım," diye kükremiş. Önde kral, arkasında askerleri yürümeye başlamışlar. Başlarının üstünde 6 güvercin uçuyormuş. Kral güvercinlere, "Bir şey görüyor musunuz?" diye sormuş. Güvercinler, "Yolda sadece bir köpek görüyoruz," diye yanıtlamışlar. Bu kez kral ata, "Herkesi öldüren askerleri sen gördün mü?" diye sormuş. At, "Hayır, bana köpek söyledi," demiş. Kral aslan köpeğe, "Buraya gel. Nerede bu düşmanlar? Göster bakalım bize," demiş. Köpek, "Orada," diye ayağıyla göstermiş. "Haydi ileri," diye bağırmış. Tekrar yola koyulmuşlar. Güvercinler tepelerinde uçuyormuş. Bu kez kral köpeğe dönerek, "Düşmanları sen kendin gördün mü?" diye sormuş. Köpek, "Hayır, ben görmedim. Bana kedi söyledi. Doğru olduğuna eminim," demiş. Kral, "Öyle her işittiğinize inanmazsanız iyi," demiş. Kral kedinin yanına gelmiş. "Düşmanlar ne tarafta?" diye sormuş. Kedi, "İşte orada," demiş. Kral, "Gözünle gördün mü onları?" diye sorunca, "Hayır," diye yanıtlamış kedi. "Tavuk bana söyledi." "Öyle her işittiğinize inanmayın," diye öğüt vermiş ve yine yürümeye devam etmişler. Kral güvercinlere, "Ne görüyorsunuz?" diye tekrar sormuş. Yol kıyısında bir tavuk gördüklerini söylemişler. Tavuğun yanına yaklaştıkları zaman kral aynı soruları ona da sormuş. "Düşmanları gördün mü?" Tavuk, "Hayır, bana ördek söyledi." Biraz daha yürüyünce beyaz ördeğin yanına varmışlar. Kral, "Söyle bakalım ördek, düşmanlar nerede?" Ördek iki büklüm selam durarak, "Ben düşmanları görmedim ama birisi bana uyurken ateş etti," demiş. Kral, "Başını görelim," demiş. Ördeğin başında hiçbir iz yokmuş. Kral, "Bize başından geçenleri anlatır mısın?" demiş. "Efendim, ben ormanda bir ağacın altında uyurken başıma bir şey düştü. Can acısı ve korkuyla uyandım," demiş. Kral, "Haydi gidip o ağacı görelim," demiş öfkeyle.
Ördek önde, kral ve askerleri arkada ormana girmişler. Ağacın altına varmışlar. Tam o sırada kral aslanın başına bir fındık düşmüş. Kral başını kaldırınca ağaçtaki fındıkları görmüş. Gülerek, "Bu bir fındık ağacı. Senin başına bir fındık düşmüş olacak. Bu hiç aklınıza gelmedi mi? Hepiniz düşünmeden hareket etmişsiniz. İşi büyütmüşsünüz. Başkalarının her söylediğine inanıp ortalığı telaşa vermişsiniz. Kulağınıza küpe olsun. Bundan böyle herkesin sözüne inanmayın. İşittiğinize değil, kendi gözünüzde gördüğünüze inanın. Şimdi sıra cezalara geldi," demiş. Tavuk ördeğe vursun. Kedi tavuğu ısırsın. Köpek de kediyi ısırsın. At köpeği çiftelesin. Atı da ben ısıracağım. Cezalar böylece tamamlanmış. Kral askerleriyle geri dönmüş. Fakat kralın arkasından hepsi birbirine girmişler. Tavuk hemen ördeğin peşine düşmüş. Fakat ördek badi koşup suya dalmış. Derken kedi tavuğu kovalamaya başlamış. Tavuk ağaçların arasından uçarak kurtulmuş. Tam o sırada köpek kedinin peşine düşmüş. Kedi korkudan bir ağaca tırmanmış. Köpek ağacın dibinde havlarken bir bakmış ki at geliyor. Hemen ağaçların arasına dalarak kaçmaya başlamış. Atın sert çiftesinden kurtulmuş. Bu olay hepsine iyi bir ders olmuş. Artık o günden sonra her işittiklerine inanmamışlar.